bugün randevun olduğunu unuttuğunu tahmin ettim. O yüzden ben geldim. Yok, aslında unutmadım. Ama seni aramaya fırsatım olmadı. Kusuruma bakma. Bir sorun mu var? İşler. Acil birkaç şey var. Sadece işle ilgili olduğuna emin misin? Boran, bir sorun olduğu ortada. Bilmem gereken bir şey olabilir. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Evet. Uzun zamandır böyle olmamıştım çünkü. İstanbul'da da olsam beni buluyor işte. Önce bir adamım vuruldu. Sonra biri karımı öldürmeye çalıştı. Niye? Töre. Bütün hayatım bununla mücadele etmekle geçti. Ağa olduğum dönemde de, öncesinde de, sonrasında da hala ediyorum. Direniyorum. Ama ne oluyor? Bu kadar yakınıma gelip dayanıyor yine. Karım üzerindeki yüküm yetmezmiş gibi... Bir de... Çok önemli bir şey söyledi. Bir tehlike. Hatırlayamıyorum. Bir tehlike var. Biriyle konuştum. Tamam. Sakin ol. Gel oturalım şöyle. Ha? Bir şey oldu Zeynep. Daha yeni. Birkaç saat önce. Biriyle konuştuğumu biliyorum. Önemli olduğunu biliyorum ama hiçbir şey hatırlayamıyorum. Sadece tehlike olduğunu biliyorum. Büyük bir tehlike. Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Baba, Sıla'dan bir haber vardır. Allah korumuş. Çok iyidir şükür. Boran'a bir sorayım bakayım. Her şey yolunda mı? Hatırlamam lazım. Biriyle konuştum. Önemli. Kim? Kim olabilir? Bak, acele etme. Telaşlanırsan daha zor hatırlarsın. Şöyle yapalım. Ayırarak düşünmeye çalış. Mesela işle ilgili mi? Şirketten biri mi? Peki aile? Aileden birisi? Yok. Aileden değil. Mardin. Mardin'den biri olabilir mi? Diyarbakır'dan. Bir aşiretin ağasıyla konuştum. Evet. Tamam, çok güzel. Peki ne konuştuğunuzu hatırlayabiliyor musun? Hayır. Sadece tehlike olduğunu biliyorum. Kim bu? Adı ne? Hangi aşiret? Allah'ım delireceğim. Tamam Boran. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Zeynep? Tehlike var diyorum. Büyük bir tehlike. Alo? Her şey yolunda mı diye aradım. Var mı bir sıkıntı? Yok amca, sağ ol. Amca, benim yaşlarımda çok eskiden bildiğimiz bir aşiretin ağası. Diyarbakır'da. Hatırlayamıyorum. Kim olabilir? Algüller mi? Değil. Pabuççular? Çaçan oğulları? Ne bileyim, Giraniler? Yok amca, değil onlar. Ben bir dünya aşiret sayarım sana. Hangisi oldu onu bilemem. Tamam amca, sağ ol. Konuşuruz gene sonra. Sakin olmak zorundasın Boran. Şöyle bir otur önce. Bak. Olağan dışı bir durum olduğu ortada. Tehlikeden söz ediyorsun, tamam. Ama anlamaya çalış. Daha önce de hatırlayamadığın şeyler kötü ve tatsız olaylardı. Bu bir çeşit savunma mekanizması. Üzerindeki baskı çok yükselince beynin bazı şeyleri geriye itiyor. Peki ne olacak Zeynep? Hatırlayacaksın. Kendini toparlamaya çalışacaksın. Bundan öncekileri nasıl hatırladıysan bunu da öyle hatırlayacaksın. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ya zamanım yoksa?